Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı bölgede tansiyon yine yükseldi. Şiddet olaylarının ardından Kosova, Avrupa Birliği ve NATO'yu duruma müdahale etmeye çağırdı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise Kosovalı Sırplara teslimiyet yok mesajı yollayıp Sırp ordusunun devreye girmeye hazır olduğunu söyledi. Kosova ve Sırbistan arasında gerilim yeniden tırmandı. Olaylar cumartesi günü Sırpların yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde patlak verdi. Eski bir Sırp polisin gözaltına alınması öfkeye neden oldu. O polis, Kosova'nın plaka kararını protesto etmek için Kasım ayında istifa eden 600 Sırp memurdan biriydi. 4 belediyede yapılacak erken seçim öncesi Sırp azınlığın yaşadığı bölgelere ek güvenlik gücü gönderilmesi de tansiyonu iyice yükseltti. Avrupa Birliği polisine ses bombası atıldı. Yerel polis kimliği belirsiz gruplarla çatıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova yönetiminin ek polis göndermesinin barış anlaşmalarına aykırı olduğunu savundu. Kosova'da görevli NATO barış gücünden bölgeye 1000 Sırp askeri konuşlandırılmasına izin vermesini istedi. Kosova'nın seçimleri 23 Nisan ertelemesi tansiyonu düşürmeye yeterli olmadı. Bazı Kosovalı Sırplar kuzeydeki sınır noktalarına giden yollara kamyonlarla barikat kurdu. Vučić, Sırpların kendilerini Kosova güvenlik güçlerinden korumak için bunu yapmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Vučić'in sözlerine Kosova Başbakanı'nın yanıtı sert oldu. Albin Kurti, Sırbistan'ı Kosova'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Avrupa Birliği ve NATO'ya bağlı görev gücünü müdahaleye çağıran Kurti, Sırp eylemcilere barikatları kaldırmaları talimatını verdi. Bunun üzerine Vučić pazar akşamı Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kosovalı Sırplara teslimiyet yok mesajı yollayan Vučić, Sırp ordusunun onları korumak için hazır olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği ve NATO şiddet olaylarına tepkili. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, barikatlar derhal kaldırılmalıdır dedi. NATO sözcüsü Oana Lungescu, Avrupa Birliği polisine yönelik saldırıları kınadı. Sırbistan, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Avrupa Birliği iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yapıyor. Bu amaçla 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine diyalog süreci devam ediyor.